Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Mountain Blade Warband Viking Conquest moduna, ek paketine hoş geldiniz. Umarım bu doğru düzgün kaydediyordur. Ne yazık ki şey İngilizce, Türkçesi yok. Storyline, Champion, Sandbox. Hikaye modu varmış. İlginç bir şekilde hikaye modu varmış. Mountain Blade biliyorsunuz yeni çıktı bu şey. Tabii bu normalde Viking Conquest bir moddu ama çok sevilen bir mod olduğu için işte yapımcılar kimdi? Unuttum yapımcının ismini şimdi. onlar bu modu yapanlarla işte anlaşma falan yaptılar ve bu bir DLC'ye dönüştü. Stamina. Oh yok, stamina olmasın. Ben normal Mountain Blade gibi olmasını istiyorum. When you ask a permission in the village to recruit, the answer is always positive and without cost. No recommended. Bu stamina, kondisyon istemiyorum ben. Armor penalty, ağır zırh giydiğimiz zaman şeylerimiz düşecek diyor. Skill pointlerimiz düşecek diyor. Ben bunu da istemiyorum. Recruitment easy. Köylüleri köylerden asker toplayabiliyoruz diyor. Hiç para falan gerektirmeden ve hani reddetmeden, anamları reddetmiyorlar diyor. Rest improves morale. Bu güzel olabilir. Dinlendiğimiz zaman şey artıyor mesela. Moralimiz artıyor. Dinlemediğimiz zaman normal Mountain Blade gibi olmasını istiyorum ben ya. Bu ne lan? Bizim rakiplerimiz, düşmanlarımız bize iki kat fazla hasar verirken diyor. Ve biz sadece yarısı kadar hasar veriyoruz. Hayır, bu ne? Hayır. Şey falan keselim mi acaba? Hani yok, yapmayacağım ya. Yapmayacağım. Şey olabilir, artı eğitim diyor zaten. Pas eğitim diyor. 18 yaş üstü diyor, o yüzden yapmayacağım. Hani insan mesela adamın kolunu kestiğimiz zaman kolu falan fırlayacak. Yok, o kadar da değil. Bir de 750 kişilik bir savaş bu arada, haberiniz olsun. Hani kasabilir bilgisayar, hayvan gibi kasabilir. Neyse, ben size çevirmeye başlayayım. We're in the 9th century, 9. yüzyıldayız. Roma'nın ışıkları çoktan bitti işte, zaman tarafından tüketildi. Yani Roma İmparatorluğu yıkıldı. Ama bazı yüzyıllarda prenseslerin ve şövalyelerin altın çağı gelene kadar bazı yüzyıllar kalıyor diyor. Vahşi, karanlık ve acımasız bir dönem. Saf gücün ve hayatta kalmanın hakim olduğu bir dönem. İnsanların her gece yatağına yeni bir gün görme umuduyla gittiği bir dönem. Vikinglerin çağı, İrlanda'nın klanları ve Wessex'in yükselişi ve Alba Krallığı'nın yükselişi. Bilmiyorum, bunları ilk kez duyuyorum. Demek ki gemi kullanabileceğiz burada. Büyük bir ihtimalle. Gender, male, height, normal. Oha lan. Tamam. Gender, male, height. Tall, birazcık daha yüksek olalım istiyorum. Age. Tamam. Bu olur. Melankolik, cleric, sanguine. Melankolik bir karakter alalım. Greatest virtue. Bu bilgelik. Bu şey. Fortitude. Bu ne lan? Bu cesaret falan, bu ben adalet şeyiyim, yandaşıyım. Nationality. Nereden geldiğimiz. İrlandalı oğlum ya. İrlandalıyım ben. Babam ne iş yapıyordu? Normal şeyler. İşte rahipti, bir tane zanaatkardı, tüccardı, asildi, köylüydü veya kanun kaçağıydı.
asil olsun hadi. Ben işte çocukken ne yapmayı öğrendim? Martial arts. Dövüş sanatlarını öğrendim. Şimdi ne yapıyorum? Priest, yani köleyim, ya köleyim ya rahibim ya dolandırıcı diyorum ya şeyim ya yolcuyum, sürekli şey yapıyorum, seyahat ediyorum, ya avcıyım ya da toprak sahibiyim. Ben yola gideyim, ya pagan olabiliriz ya Hristiyan olabiliriz. Pagan çok merak ettim, hangi nelere falan tapacağımızı, o yüzden onu seçiyorum. Burada da şeylerimize göre şey yapıyor, belirliyor bizim arka planımızı. Ha şey, Odin, Thor falan, onlara bir şey yapıyor musunuz, yanılıyor musunuz şimdi? Vay be. Hadi bakalım. Kendi bayrağımı taşıyabilme hakkına sahipmişim. Neyi seçeyim acaba? Çok şey kaldım şimdi. Yeni yeni bayraklar görüyorum şu anda. Bunlar herhalde Lord'ların falan bayrakları. Bayrakları falan görüyordum. Son hava gücünü falan bayraklarını görüyordum. Şeyleri. Hava bayrakları falan. Dur ya, ilk başta bir tane şey vardı. Onu bulabilirsem çok güzel olacak. Baştan dönmüyor ama. Çok büyük galiba harita ya. Harita acayip büyük herhalde. Ha dur, bir tane şey olacak buradalar şimdi, bir tane ağaç. Gondor'un ağacı gibi. Ha bu. Seçtim bunu. Hayır, gerçekçi olsun. Şey yapmadan çıkmak olmasın. Şimdi bunları dağıtacağız biz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Adımız ne olabilir sizce? Adımız ne olabilir? Tolgar. Tabii ki Tolgar. Tolgar'a değil. Tolgar. Başka ne olabilir ki adımız? Silingiz mi? Şeyimiz var. Sallayarak fırlatabileceğimiz şeyler var. Hani Age of Mythology'da, Mısırlılar'da vardı ya. Neyse, şimdi intelligence bayağı dipte görünüyor. Bunu böyle yapacağım. Bunu da böyle yapacağım. Strength ve agility zaten 15'e 15. Hayvan gibiyiz. Çok muhteşemiz şu anda herhalde. Öyle düşünüyorum. Seeking ne be? Oğlum sen bir kapansana. Buna verdiğimiz her puan. Abu. Şeyi yükseltiyormuş. Buna verdiğimiz her puan emrimizde olan gemilerin sayısını yükseltiyormuş. Ben fazla gemilere şey yapmayacağım, o yüzden onlara geçiyorum. Tamam, geri döndük. Şimdi şunu şöyle alayım. Ne yapıyorduk en son ya? Heh. Iron Flash, Base, zaten bunlar gayet iyi. 9 tane verebileceğimiz skill puanı var. Leadership 5. Of, bayağı iyiymiş aslında. Engineer şey, ne verelim ya? Trainer 4'müş trainer. Oğlum bayağı iyiymiş bir şeyler ya. Weapon Master, bak, Weapon Maintenance, bu ne? Oha. Hayır, bunu yapma. Hayır, aman be. Şimdi şöyle bir olay varmış. Savaşlarda silahlarımızın kırılma ihtimali yüksekmiş. O kadar da iyi olmadı. Ama şurada ben power draw'u yükseltmek istiyorum. Oba! 7'ye çıkardım. Hadi canım. Oho. Vallahi harika oldu ya. Şimdi wound treatment, bu neydi? Bu savaşlardan sonra şeylerimizin %20'si geri dönüyor. Yo, parti şey hızı %20 daha hızlı oluyor. Oha, şimdi %60 daha hızlı iyileşecek şeylerimiz, grubumuz. Hadi bakalım, don dedik. Ha, şimdi de böyle bir şey yapıyoruz. O. Güzel. Yeni bir skinimiz var artık. Hayır. Yok mu esmer bir şey kardeşim? Bu ne biçim bir şey? Esmer istiyorum ben. Esmer. 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 Hayır. 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 Püh, yüzünüze tüküreyim. Tamam. Esmer alamıyoruz. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Hair color'ı. Hayır. Hayır. Siyah istiyorum ben. Ciddi misin?
Ne yani, İngiltere'de hiç siyah adam, siyah saçlı adam yok mu? Hepsi kahverengi saçlı mı? Allah'ım, öleceğim burada, neyse. Aslında saçlarımız şu anda gayet iyi durumda. Sakal koyalım birazcık. Sakallar şekil. Neler var sakallardan? Dur, benim sakala benzeyen bir şey koyalım. Evet, bu. Hayır. Bu ne biçim sakalı? Bunlar ne biçim sakallar böyle? Hala o bildiğimiz sakallara geçemedik. Hadi, sizde normal sakal yok mu? Gözünü seveyim. Normal sakal. Oha! O! Çüş! Yok! Vallahi yok. Tamam. Dur. Dur. Bari böyle kalsın ya. Vallahi var ya, en iyisi bu şu anda. Var mı başka? Ha, birazcık bu şey. Ya sakalsız olacağız ya sakallı olacağız. Sert görünün birazcık. Sakallı olalım. Hayır. Bu sert görünmüyor. Bu dandik görünüyoruz öyle ha. Bu ne? Arkası al. Aa. Bu şekilde arkası oluyor. Tamam, böyle kalsın o zaman. Hiç oynamayacağım diye şeylerle. Uyuyamıyorsun. Geminin sürekli sallanışını duyuyorsun diyor. Denizin kokusunu alıyorsun diyor. Ve rüzgarın yüzüne soğuk bir şekilde gelişini hissediyorsun diyor. Ama gözlerin kapalı ve açılmayı reddediyor. Ve zihnin dramatik bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Çok zaman kaybetmek istemiyorum bununla. Direkt continue diyeceğim. West to Tall. Ne? West to Hall Tolgar. Are you well today? Bugün iyi misin diyor. Uykundayken şiddetli hareketler yapıyorum diyor. Ve sürekli bir şeyler söylüyorum diyor. Benim şeylerim, denizcilerim senin ruhlar tarafından bir tane ruh tarafından işkencelediğini söylüyor diyor. Neredeyim diyor. Bu yer neresi? Oo, bu çok kötü diyor. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Benim adım Avo diyor. Ben bu geminin kaptanıyım. Walden Rick'miş geminin adı. Sen Freeze'deyken birkaç hafta önce bize şey yaptın diyor. Gemimize bindin diyor. Seni gemiye almamız için bayağı para ödedin diyor. Ha, şimdi hatırlayabilirim diyor. Aa, şimdi yavaş yavaş hatırlıyorum diyeceğim ama baştan hatırlatabilir misin? Şimdi gerçekten senin hakkında endişe etmeye başladım diyor. Detayları bilmiyorum ama annen hakkında endişeleniyormuşsun, hastaymış ve sen de onu bir tane Frisian limanına götürüyormuşsun. Frisian herhalde Fransız gibi bir şeyler, bilmiyorum, ben de sallıyorum şu anda. Çok hasta olan annemizi şeye götürüyormuşuz, bir tane rahibe götürüyormuşuz. Muhteşem iyileştirme yetenekleri olan. Teşekkürler ya. Ama şimdi ama it's light out. Yani daha karanlıkta mıyız? Tamamen full sail olmamız gerekmiyor mu? Bot hareket etmiyor bile. Ne oluyor diyor. Neden durduk? Bazı gemi şeyleri bulduk diyor. Batık gemileri bulduk diyor. Bazıları yara batmış. Burada daha önce bir tane sanırım kavga olmuş, mücadele olmuş, savaş olmuş. Alanlarım şu anda durumu kontrol ediyor ve hayatta kalanları alıyor. Zavallı insanlar. Hiç şansları yokmuş Vikinglere karşı. Biraz sonra hemen gideceğiz. Ha. Şimdi iki seçeneğimiz var sanırım. Ya çabuk gidelim de hani bu diğer gemilere saldıranlar bize de saldırmasın, hala çevrede olabilir diyebiliriz. Ya da o sonunda bir tane şey diyeceğiz. Çok heyecan diyeceğiz. Sanırım gidip onlara yardım edeceğim diyeceğiz. Bunu yapıyorum ben de. Tamam, şey diyor. Sonra konuşabilir miyiz diyor. Alanlarıma şey vermem gerek. Ha. Well done. Bodo diye bir adam varmış yakınımızda. Onunla konuşmamız gerekiyormuş. Bodo! Hop, sakin. İyi günler Tolga. Seni baştan görmek çok güzel. Bizi korkuttun diyor. Uykunda konuşarak. Bu tür rüyalardan
bu tür rüyalardan nefret ederim diyor. Melankolik yeteneğimizi aktif hale getirerek şey de diyebiliriz diyor. Kötü rüyalar bize konuşuyor diyor. Biz dinlemeyi severim. Belki onlardan bir şey öyle yönebiliriz diyor. Adam diyor ki ben rüya görmeyi tercih etmem. Allah Allah, senin ne biçim yeteneklerin varmış öyle. Çok fazla anıları geri getiriyorlar. Seni baştan görmek güzel olsun diyor. Teşekkürler diyor. Şimdi ben baştan diğer genelere yardım edeceğim de. Şimdilik görüşürüz. Bunu aldık. Şimdi bunu aldık. Şimdi bunu aldık. Şimdi bunu aldık. Böyle yapınca bir şey olmuyor. Neden böyle yapınca bir şey olmuyor? Neden? Numpet anlamadım ben ama. Hadi bakalım. Tamam, seninle konuşmak güzeldi falan filan. Şimdi ne yapacağız ki? Şöyle diyelim. Ikrete di Tolgar. Seninle konuşmak isterim ama ilk önce kendi işlerimi yapmam gerekiyor, sonra konuşuruz diyor. Başka bir zaman konuşuruz falan filan. Numpet'in neye bahsediyorsunuzda bu geri geliyordu ki? Hocam kontroller çalışmıyor. Vallahi çalışmıyor, ne yapalım? R'den bir şey yapıyor mu R? A yapıyormuş. Toggle first person diyor. Hiç gerek yok. Toggle first person view'u ne yapalım biz? F1 yapabilir miyiz? F1. Var mı başka bir şey? Vallahi varmış. M yapabilir miyiz? M yapalım. Done. Şimdi. Tamam, güzel. Şimdi ne yapacağız ki? Anlamadım ben. Kaptanla mı konuşalım acaba? Sonra konuşabilir miyiz ya? Mother. Hastafa görünüyor falan diyor. Artık bu bildiğin şey değil diyor. Annen değil diyor. Sadece bir onun bir hatırası ama hala senin annen. Oğlum ya, ne güzel bir gün. Deniz çok parlak diyor. Tüm bu batık gemilerin manzarayı bozması ne şey diyor. Seninle bugün şey diyor. Böyle olduğu için çok mutluyum diyor. Burada olduğu için. Sadece iyi değil fakat mutluyum da diyor. Bu yolculuğa çıktığınız için çok çok memnunum diyor. Ama eve gidip yemek yapmayı hatırlamamız gerek diyor. Bağımız bunu bekleyecekmiş diyor ama bağımız öldü diyoruz. Ama diyor eve çok yakın bir yolculukta değiliz değil mi diyor. Başım çok ağrıyor ve evimizin nerede olduğunu hatırlamıyorum diyor. Kim olduğunu biliyorum diyor ama adını hatırlamıyorum diyor. Ben çılgın mıyım diyor. Hayır diyoruz biz de, sadece hastasın, yakında seni daha iyi yapacak birisine gideceğiz diyor. Bunu iyileştirebilecek bir kişinin olduğunu zannetmiyorum diyor. Ağlıyormuş. Biraz sonra hemen oraya gideceğiz diyor. Çok yaklaştık diyor. Lütfen şimdi pes etme. Daha sonra konuşuruz falan diyor. Ne yapacağız ulan? Atlayamıyor muyuz denize? Oho! Atlayamıyoruz. Patrona konuştu Olgar. Veteriner falan konuştu. O yeni gönlünün falan sorunuymuş falan filan. Bodo. Orada denizin içinde sanki bir şey göründü sizin içinde. Ama sanırım suyun üstündeki siz
gözlerin üzerinde oyunlar oynanıyor diyor. Muhtemelen hiçbir şeydir. Umarım hiçbir şeydir. Bu gemi yeterince hızlı diyor. Ama kesinlikle bir tane savaş gemisini hiç yapamayız diyor. Geçemeyiz diyor. Onlardan hızlı olamayız diyor. Ne yapacağım ki ben anlamadım. Veteran. Senden hiç yapmayı öğrenebilir miyim diyor. He, direkt şeye geçelim diyor. Şimdi antrenman yapacağız birazcık. Bir denizci seninle şimdi kavga edecek diyor antrenman niyetine. Sen hazır mısın diyor. Evet diyorum. Oba! Şey yaptık. Ne oldu? Oba, yanımızda başka bir gemi mi var? Ne oldu? Bir şeyler oluyor. Oo, savaş gemileri gelmiş. Savaş gemileri gelmiş. Aa. Sven'in gemileri gelmiş. Ballneck Sven'in boğa boyunlu Sven'in gemileri gelmiş. Onu duymadın mı diyor. O bir Viking diyor. Daha kötüsü Vikinglerin Vikingi diyor. Köyleri yakıyor ve gemileri batırıyor ve insanları ya öldürüyor ya köleleştiriyor. Herkes diyor. En kötüsü kötü bir ölümü tanrılara kurban olarak seçiyor diyor. Bloodborne'ı duydun mu diyor. Kan kartalını. Neye anlama geldiğini bilmek istemesin diyor. Sadece sessiz ol. Ya sakin olacağız diyor. Burada yanlış bir anı yapmak istemeyiz diyoruz. Ya da şimdiden kaçmaya başlamamız gerekiyor. Sesin içinde. Hadi adamlara söyle de kürekleri çekmeye başlasın diyor. Bence böyle bir adama karşı sadece yandan geçiyorlar diyor. Eğer burada sessizce kalırsak diyor bizim sadece başka bir batık olduğumuz anlayabilirler diyor. Bu bizim tek şansımız diyor. O zaman böyle diyeceğiz. Burada kalacağız. Allah kahretsin yanlış seçeneği seçtik. Sven bizi şey yapmış, görmüş. Şimdi buraya dönüyorlar. Hiçbir şey almamız gerekiyor. Şey almamız gerekiyor. Direkt şey yapacağız diyor sonuna kadar. Gel lan hayvan herif. Bolosha Solgar fight. I'm yet with you. Kanki bizim şeyimiz yok. Gelin lan. Oğlum bu ne? Fazla adam yok ki burada. Biz de onlara kadar kavgalarız yani. Onların ağzlarını burunlarını kırarız. Hop. Beyler sakin. Oha. Woohoo. Hadi be bayıldım. Allah kahretsin. Danimarka'dan geliyormuş bunlar. Garip bir şekilde hiçbir şey hatırlamıyorsun diyor. Sadece Vikinglerin gemiye bindiğini hatırlıyorsun diyor. Herkesi öldürdüklerini hatırlıyorsun diyor. Bilinçsiz bir şekilde Tolgar savaş hatırlıyor diyor. Seninle birlikteyim dediğini hatırlıyorsun diyor. Bla bla bla. Hayattasın diyor. Ve seni kimin kurtardığını bilmiyorsun diyor. Sen kimsin hacı? Healer. Nasılsın Healer? Nasıl gidiyor? Hayattasın diyor. Hala yürüyebildiğini görmek güzel. Şanslısın yabancı diyor. Bazı tanrılar seni korumuş. Seni buraya getirdiklerinde sen canlıdan çok ölüydün diyor. Sen kimsin? Ben buraya nasıl geldim? Neredeyim ben diye sordum. Ölüme çok yaklaştın. 2 haftadır bilinçsizsin. Dokinga balıkçıları seni ailenin yanına buldu. Bazı kalabalıklara
çarpıyormuşuz, asılı mıymışız, öyle bir şey. Zar zor nefes alıyormuşuz ve vücudumuz yaralarla kaplıymış. Seni buraya getirdiler ve ben önce seni iyileştireceğim diyor. Dokinga diyor, ben Freeze'deyim diyor. Sen eski bir büyücü müsün diyor. Tüm hastalıkları iyileştirebilir misin diyor. Hayır diyor, o bir adam böyle bir şeyi... Ha, sadece bu bir şey diyor, hani efsane diyor, şey değil diyor. Bir yıl önce mi? Bir yıl önce falan şey olmuş. Her şeyi kaybettim diyor. Boş boşuna yolculuğa çıktık diyor. Senin gibi bir şey oluyor. Babanın ölümünden beri her şeyini geride bırakıp bir tedavi uğruna, olanlar geri veremeyeceğim bir tedavi uğruna buraya geliyorlar diyor. Özür dilerim diyor ama babamın yetenekleri onunla birlikte öldü diyor. Balıkçılar başka şey bulduk mu diyoruz, insan bulduk mu diyoruz, belki anne bunlarla birlikte diyoruz. Sadece seni buraya getirdiler diyor, daha fazlasını bilmiyorum. Gidip Dokinga'ya sormalısın diyor. Köy yakında Fong Rick'le konuşmalısın diyor. Teşekkürler diyor. İyileştiren healer neydi? Sıhhiye. Allah'ım sıhhiye. Doktor artık neyse. Dokinga'daki Fong Rick'le konuşurum diyor. Kendine iyi bak. Orası buraya yakın diyor. İyi şanslar yabancı. Fong Rick iyi bir adam diyor. Sana yardım edecektir. Tamam. Bir tane quest aldık. Dokinga'ya gideceğiz. Şimdi böyle kalkalım. Dünyayı inceleyecek olursak şöyle bir dünyamız var ahbaplar. Şurası İskoçya herhalde. Şuraya kadar falan İskoçya. Ama ilginç bir şekilde Game of Thrones'daki North'a çok benziyor. Şurası İrlanda. Bayağı değişik yerler var. Londra'nın şeyi acaba nerede? Şurası mı acaba? Kingdom of Mears. Hiçbir fikrim yok. Hani bir yerden başlaması gereken en azından. Burası da Fierce. Böyle bir şeymiş. Ha, sadece bu kısmını görebiliyoruz Fierce'ın. Ha, burası Danimarka. Burası Danimarka'ysa o zaman buraları şey olmalı. Ha, şurası Fransa canım. Şuralar falan Fransa. Artık buralar şey, Lüksemburg işte falan filan. Yok, Lüksemburg değil. Hollanda, Belçika kısımlar buralarda. Neyse, ben neredeydim? Ben neredeydim? Dokinga'nın yanında olmam gerekiyor. Tam şuradaymışım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.